Merhaba, ben Anne McNeil. Michigan Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak organik maddelerin kimyası üzerine çalışıyorum. Küçükken her şeyin neden yapıldığını ve nasıl çalıştığını merak ederdim. İnternetten önce tüm bunların cevabını kitaplarda aramam gerekiyordu. Hatta bu yüzden ilk işim de bir kütüphanedeydi ki böylelikle daha fazla kitaba erişimim olabilecekti. O zamanlarda aklımda özel bir ilgi alanı yoktu. Fenin tüm dallarını seviyordum. Ta ki üniversiteye başladığımda profesörlerimden biri bir lastiğin elastik yapısını, o lastiği oluşturan atomların bağlanış şeklinden aldığını açıklayana kadar. İşte o zaman her şeyin maddeyi oluşturan atomlarla ve o atomların ne şekilde bağlandıklarıyla açıklanabileceğini fark ettim. Ve böylelikle bir kimyager olmaya karar verdim. Kimya genel anlamıyla maddeyi inceleyen bilim dalı olarak tanımlanır. Burada amaç maddenin yapısını ve bileşimini anlamaktır. Maddeyi oluşturan elementlerin neler olduğunu ve bunların birbirine nasıl bağlı olduklarını araştırır. Kimyacılar maddenin yapısıyla ve bileşimiyle ilgili bu bilgileri kullanarak onun özelliklerini anlamaya çalışırlar. Şimdi sizlere kafeinin 3 boyutlu bir modelini gösteriyorum. Kafeinin yapısını anlarsak vücudumuzla nasıl etkileşime girdiğini de daha iyi anlarız. Aşina olabileceğiniz bir başka örnek ozon. Kimyacılar ozonun 3 tane oksijen atomundan oluştuğunu 1865 yılında keşfetmişlerdi. Fakat molekülün yapısının bu şekilde bükük olduğu çok daha sonraki yıllarda keşfedildi. Bu bükük yapı sayesinde ozonun bazı özelliklerini de çözebiliyoruz. Örneğin güneşten gelen ve cilde zarar veren UV ışınlarını emme kabiliyetini. Bunun yanında bu yapısının bazı negatif getirileri de var. Mesela azot oksitle reaksiyona girip sis oluşturması gibi. Evrenin kimyasının hidrojen ve helyumun basitliğinden vücudumuzdaki kompleks DNA yapılarına evrilmesinin bir sonucu olarak kimya araştırmaları da gelişti. Eskiden yapıyı ve bileşimleri anlamak için kullanılan teknikler oldukça sınırlıydı. Gelişmiş teknikler yerine bileşiklerin tadına bakıp onları acı veya tatlı diye sınıflandırma yöntemine başvurulurdu. Neyse ki günümüzde artık bileşiklerin tadına bakmamız gerekmiyor. Hem yapıyı hem de bileşimi anlayabilmek için kullanabileceğimiz birçok teknik var. Yani diyelim ki bir kafein kristalimiz varsa, X ışınlarının kristalin içinden geçerken nasıl dağıldıklarına bakarak atomları tespit edebiliriz ve atomlar arası bağlantıları belirleyebiliriz. Veya bir kafein molekülünü bir kütle spektrometresine enjekte edip molekülün kütlesini öğrenebiliriz. Ayrıca ışığın soğurulması ve yayılmasını kullanarak yapılan farklı spektroskopi tekniklerini kullanarak cismin fonksiyonel grubunu da belirleyebiliriz. Örneğin karbon-oksijen çift bağı gibi. Gördüğünüz gibi tüm bu tekniklerle yapıları ve bileşimleri anlamak için artık eskisi kadar sınırlı değiliz. Günümüzde laboratuvarlardan oldukça inovatif öneriler çıkıyor. Mesela artık cam şişelerin yerine geri dönüşümü çok daha kolay olan, hatta biyolojik olarak bile ayrışması mümkün olan şişeleri kullanabiliyoruz. Kimyanın bir merkezi bilim olduğu söylenir. Çünkü diğer fen bilimleri dallarında da önemli rolleri vardır. Örneğin bir astrokimyacı, yüzeyde bulduğu suyun belirgin spektroskopik özelliklerini inceleyerek Mars'ta yaşam olup olmadığını araştırır. Jeokimyagerler, kayaların atomik yapısında zaman içinde yaşanan değişimlere bakarak dünyanın tarihi üzerine araştırmalar yaparlar. Biyokimyagerler ise hastalıkların tedavisi için çeşitli ilaç moleküllerinin geliştirilmesi konusunda çalışırlar. Kimya tüm bu diğer bilim dallarının da merkezinde olduğu için kimyagerlere bütün bu alanlarda yapılacak inovasyonlar konusunda önemli rol düşüyor. Mesela biyokimyagerler şu an DNA'nıza göre sadece size özel olacak ilaçlar geliştirmek için çalışıyorlar. Analitik kimyagerler de vücudunuza takılıp müdahalesiz şekilde sağlığınızı takip eden ve muayenehaneye gitmenize gerek kalmadan sonuçları doktorunuza raporlayan bir mikroçip üzerine çalışmaktalar. Malzeme kimyagerleri ise fosil yakıt tüketimimizi azaltabilmemiz için güneş ışınlarını verimli bir şekilde yakalayıp bunu direkt olarak elektriğe çevirebilen malzemeler geliştiriyorlar. Sentetik kimyacılara gelince onlar da karbondioksit gibi sera gazlarını kullanılabilir bir yakıt haline getirebilecek bir katalizör geliştiriyorlar. Eğer bugün bir kimyagere ne yaptığını sorarsanız genellikle bir şey kimyageri, kimyacısıyım tarzı bir cevap alırsınız. Malzeme kimyageriyim, fiziksel kimyacıyım ya da analitik kimyagerim gibi. Gerçek şu ki, kimyagerler her yerdeler ve bu alanların tamamına katkıda bulunuyorlar.